Efendim merhabalar, ne var ne yok hoş geldiniz. Bugün gazeteci, teknoloji editörü Çağla Üren'le birlikteyiz. Çağla Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Merhabalar. Şimdi Alper Gezer Avcı tabii e, şu anda Türkiye'nin gündeminde. E, ama hani siz şimdi teknolojiyle, uzayla daha yakından ilişkilisiniz. Ve o kadar çok bilgi e, kirliliği var ki, inanılmaz bir defa dezenformasyon var. Eee neden gitti kimi çok eleştiriyor kimi diyor ki turist olarak gitti kimi diyor ki hayır kardeşim orada yeni bir çığır açmaya gitti doğrusu ne Çağla Hanım sizden dinlemek istiyoruz yani bu fark nedir onu bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii elimden geldiğince ben de bu konuda yardımcı olmaya çalışayım. E, öncelikle ben hani e, Türkiye'de e, bu tartışmanın böyle yürütülmesinin tabii iki nedeni olduğunu düşünüyorum. Bir, e, ideolojik bir ayrışma var Türkiye'de. E, i̇ki, yani çift kutuba ayrılmış durumdayız ne yazık ki. İki taraf da birbirinin faaliyetlerine, propagandasına, e, duyurularına, her şeyine çok ciddi bir şüpheyle yaklaşıyor. Öncelikle bunun getirdiği bir propaganda savaşının getirdiği bir etki var ne yazık ki. Bunun da yanında bir de bilim okur yazarlığı Türkiye'de çok düşük. Yani ben biraz da şöyle düşünüyorum ABD'nin Avrupa'nın diğer birçok ülkenin bu uzay sektörü yani yeni bir sektör doğuyor. Ticari bir sektör özel bir sektör bu private space flight denilen işte özel uzay uçuşları denen bir sektör. Ama bu sektör yeni doğmuyor aslında son 20 yıldır. Harıl harıl tartışılan bir konu. Dünyanın birçok yerinde belirli ölçüleriyle kabul görmüş, artık varlığı kabul görmüş üzerine başka tartışmaların inşa edildiği vesaire bir konu. Ama biz ne yazık ki ana akım okur kitlemizde vesaire dahil olmak üzere e, bu tartışmalara yabancı kalıyoruz. Ve böyle olduğunda insanlar e, şunu yaşıyorlar. Birden Alper Gezler Avcı uzaya gitti aa ama özel bir uçuş. aa O zaman bilet mi aldık o zaman bu adam turist mi? Tartışması oluyor. Halbuki bu tartışmalar zaten yapıldı. Bunun üzerine kimlerin turist olduğu, kimlerin astronot olduğu konusunda e, dışarıda böyle bir tartışma yok. Sınırlar yok, aslında. Evet, sınırı aslında belirgin. Ama biz bu konulara gerçekten yabancıyız. Ve bence gerçekten bu bilim iletişiminin e, geliştirilmesi gerektiği, bilim okur yazarlığının. E, ama Alper Avcı'nın yolculuğunun da ben tabii uzaya insanların ilgisini arttırdığını. Ve bu bunu da yani e, bu tür tartışmaların olduğunu da fark etmemizi sağladığını, hani bir özel sektör var uzayda bir şeyler değişiyor, dönüşüyor. Bunları fark etmemizi de sağladığını düşünüyorum. En azından bir farkındalık yarattı. Evet, kesinlikle yani yer, bu projenin yarattığı diğer hani bütün bilimsel çıktılarının e, vesaire de yanında böyle bilim iletişimine de bir katkısının olduğu inancındayım yani. Çünkü insanlar bir buraya baktılar, ne oluyormuş uzayda bir yarış var, bir sektörleşme var, bir şeyler var gibi bir farkındalık bence kesinlikle yarattı. Ee, yani şimdi şöyle bir durum var. Ee, aslına bakarsanız ilk 2020'de e, SpaceX Alper, Alper Gezer Avcı aslında Axiom Space adlı bir uzay firmasının organizatörlüğünde e, ama e, Elon Musk'ın hepimizin bildiği SpaceX firmasının uzay araçlarının kullanıldığı e, kurumlar arası, ülkeler arası karmaşık bir görevle aslında uzay uluslararası uzay istasyonuna gitti. E, Türk devletinin astronotu. E, ama bu e, Axiom Space'in Ax-3 görevi işte, X3 görevi kapsamında gitti. Bu kapsam aslında NASA ile Axiom Space'in arasında imzalanan e, özel uzay uçuşları anlaşmasının sözleşmesinin bir parçası. Yani böyle çok e, kompakt, böyle komplike bir e, hale dönüşüyor gitgide uzay görevleri. Zaten bu normaldi aslında. Benim Ama Alper Gezer Avcı astronot öyle değil mi? Tabii yani zaten e, şu ana kadar uzay turisti olarak e, resmen hani NASA'nın bilim insanlarının ünmanlandırdığı bu şekilde uzaya giden Jeff Bezos ve ekibi var. E, onlar bir şimdi yanlış hatırlamıyorsam tarihini yanlış vermeyeyim. Çok kısa bir süre önce tabii ki e, yine Blue Origin'in Jeff Bezos'un Blue Origin uzay aracıyla e, yörüngede bir tur atmışlardı aslında. SpaceX'in de böyle bir görevi oldu. Yörüngede bir tur atma görevi. Bunlar tabii ki turistik görevler. Hiçbir şeyin e, bir amaç doğrultusunda aslında, bilimsel bir amaç doğrultusunda tabii ki çıktıları var. Ama e, tamamen bu amaç doğrultusunda yapılmayan, bilimsel deney yürütme amacıyla oraya gitmeyen ya da bir görev üstlenmek üzere değil de, işte bilmem kaç saatlik bir tur atma düşüncesiyle uzaya giden insanlar, bunlara zaten uzay turisti diyorlar. Hani ilk uzay turisti olarak bu şekilde tarihe geçiyorlar. İşte ondan öncesinde de Richard Branson var Britanyalı. Ee, onun da kendi firması vardı. O firma iflas etti Virgin Galactic diye. Onlar da Jeff Bezos ve ekibinden hemen önce çıkmışlardı. Ama onlar 100 kilometrelik bir sınır var. Hayali bir sınır tabii karman attı dediğimiz. Kimisi onun yukarısını sadece uzay kabul ediyor. Onlar o kadar yükseğe çıkmamışlardı. Onların turist, uzay turisti olup olmadıkları falan bile tartışmalıydı vesaire. Yani uzay turizmi işin orasında kalıyor. Yani burada zaten Alper Gezer avcı tek ilk de değil. Hani şimdi bizim Türk Türkiye'nin ilk astronotu bu görevde ilk taşıyor aslında ekstri görevi. Ama Alper Gezer avcı tek de değil. Aynı zamanda e, Avrupa Uzay Ajansının da ilk ticari astronotu, private astronot işte e, private astronotu görevde yer aldı. Yani mesela Avrupa'da böyle bir tartışma ama kopmadı yani kimse e, ee, bu uzay turisti o zaman gibi bir tartışma yürütmedi. Ne yazık ki dediğim gibi Türkiye'de öyle bir e, hem bilim okur yazarlığının zayıf olması hem o ideolojik ayrışmadan kaynaklı bir tartışmaya şahit olduk. Peki şimdi yani bilmediğimiz için uzay kaç kilometre öteden itibaren sayılıyor? Alper Gezer Avcı'yı taşıyan e, şu an uzaycı hava üstünde orası kaç kilometre uzaklıkta? Ve işte şu çok tartışıldı 36 saat neden sürdü ben biliyorum cevabını da neden 36 saat sürdü hani bir, bir eksik bir yan kalmasın istiyorum neden 36 saat <laughs> sürdü ve uzay kaç kilometrede? Yani şöyle aslında tam olarak uzayın nerede başlayıp nerede bittiği hep hani böyle tartışmalı bir konu ola geldi. Ee, bazıları 80 kilometre olarak kabul ediyorlar. Ee, bu az önce bahsettiğim Richard Branson, e, Britanyalı iş adamı, e, uzay turisti, e, o ol olma iddiasındaki. E onlar mesela 80 kilometre yukarı çıkmışlardı. E, ama artık giderek bu daha fazla kabul görüyor. Birçok bilimsel çevre 100 kilometredeki o hayali karman hattı dediğimiz e, şeyi kabul ediyor. Hayali sınırı varsayımsal sınırı kabul ediyor. Yani 100 kilometreden uzayın başladığı düşüncesinde olanlar var. Böyle bir 20 kilometrelik bir tartışma var orada. Tabi uluslararası uzay istasyonu çok daha yukarıda. Yanlış hatırlamıyorsam 400 kilometre falan. Yani Dört. o tart, bu tartışmaya dahil olmayan bir artık sınırı çoktan aşmış bir yer. Ama zaten bu bahsettiğimiz uzay turistleri ee, o kadar zaten uluslararası uzay istasyonuna falan gitmediler. Oraya bir görev doğrultusunda gidiyor hala insanlar ve o yüzden astronot sayılıyorlar. Belli deneyler yapmak üzere gidiyorlar. Ee, ama şey tartışmaları da devam ediyor. Mesela Tom Cruise orada film çekmek de istiyor Uluslararası Uzay İstasyonunda. Şimdi 2031'de Uluslararası Uzay İstasyonunun ömrü dolacak. Ee, artık NASA muhtemelen yeni yeni uzay istasyonlarını belirli özel şirketlere yaptıracak ve burada tartışma daha da komplike oluyor. Yani aslında gelecekte biz zaten ticari olan bir Uzay istasyonuna astronot göndereceğiz muhtemelen. Ve orası tabii turistik gezilere de muhtemelen açık olacak şekilde inşa edilecek. Ama şu anda hani yapılan bu e, insanlı görevlerde zaten hep astronotlar yer alıyor. Yani onlar zaten diğer Alper Gezer Avcı ile beraber... E, Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden diğer 3 astronot da e, belirli deneyleri gerçekleştirmek üzere gittiler. E, bunlar daha önceden ayarlandı. E, Alper Gezer Avcı da diğer mürettebat üyeleri de hepsinin belli eğitimlerden geçirdi Axiom Space şirketi. Ve bunların hepsi zaten NASA'nın o anlaşma şartları doğrultusunda yapılıyor. Yani kabaca şöyle oluyor. NASA bir ihale açıyor aslında. E, uzay firmalarına, e, bu uzay firmaları da bu ihaleyi kazanmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Sonunda bir tanesi kazanıyor, NASA ile sözleşmeyi alıyor ve astronotları taşıma ihalesi ya da e, Axiom Space ben böyle bir görev yapacağım, bana izin ver gibi bir ihale alıyor. Amerikan hükümetinden de destek alıyor bu ihale doğrultusunda tabi. E, aslında bu görevde böyle bir görevdi. Yani zaten NASA'nın tamamen müdahili dışında bir görev değildi. Zaten NASA şöyle bir şart da koşuyor bu görevler için. Diyor ki illa benim e, astronotlarımdan biri yani emektar astronotlarımdan biri bu görevleri komuta edecek. Yani mesela bu görevde de önceki görevlerde de bu Axiom Space'in ilk üç görevinde e, hep NASA'nın eski o Space Shuttle misyonlarından kalan yani çok emektar emektar astronotlar komuta etti bu görevlere. Ve artık onlar da ticari astronot sayılıyor çünkü onlar da şirketlerin astronotları oldular. Yani aslında burada çok büyük bir dönüşüm, bir özelleşme, aynı zamanda maliyetlerin de azaltıldığı. E, muhtemelen uzay görevlerinin eskisi kadar atıl olmayacağı giderek daha da hızlanacağı, daha fütüristik bir geleceğe gidiyoruz yani. Peki oradaki ISS tabii bir yandan da bir hızla dönüyor, değil mi? Yani ha, evet. e, ona onu değinmek lazım. Hani neden 36 saat sürdü de ha, evet, efendim doğru. hemen neden çıkamadılar diye çok soran oluyor çünkü onu. Ya şöyle bir şey var ne yazık ki işte tam da az önce bahsettiğimiz bu bilim okur yazarlığının düşük olması. Yani ben kısa süre önce şunu da gördüm. Mesela NASA'nın Artemis misyonları var planlı. Ee, ufak bir kısmı gerçekleştirildi devamı gelecek vesaire. Bu misyonlarla Ay'a tekrar insan yollamak istiyorlar. Şimdi mesela bu görev ertelendi 2026'ya. Vay efendim 2026'ya ertelendiğine göre o zaman biz demek ki aya hiç gitmemişiz, stüdyo kurulmuş, bu tartışmalar tekrar elevlendi. Ama halbuki NASA'nın kendi denetim ofisi de dahil, Amerikan hükümetin çeşitli ofisleri de dahil bu görevin 2026'dan önce yapılamayacağını zaten bilip yıllardır tartışıyordu yani 1-2 yıldır. Yani böyle şeyler var ve insanlar bunları yalan dolan, başarısızlık bir şey olarak e, görmeye çok meraklı. Yani aslında 36 saat öyle çok geç bir süre falan da değil. Çünkü mesela kenetlenme için buradaki buradan uzaya fırlatılan uzay aracının işte Crew Dragon kapsülü e, son örnekte SpaceX'in e, bunlar aynı seviyeye çıkıyorlar. Uza, Uluslararası uzay istasyonuyla aynı hızlara ulaşıyorlar. Hizalanmayı bekliyorlar. Bütün koşullar tamam olduğunda kenetlenme gerçekleşiyor. Bazen kenetlenmeyi deneyip gerçekleştireme edebilirler. Tekrar deneyebilirler. Yani bun, bunlar çok sık aslında rastlanan şeyler. Tıpkı ilk e, 24 saat ertelenmesi gibi. Yani mesela uzay görevlerinde ben artık haberlerini yaparken bir uzay görevi işte o hafta önemli bir uzay görevi varsa diyorum ki bir dahaki ay ertelenebilir. Yani hep o kafamda var. Yani Bir ayda ertelenebilir. Hatta zaten bu görevinde ekstri görevinin de ilk başta Kasım ayında yapılması planlanıyordu. E, ama tabii bir sürü şey giriyor oraya. Bir sürü değişiklikler oluyor programa uyulmuyor bazen bazen yetişmiyor çok daha fazla ertelenebiliyor e, kenetlenme deyince benim aklıma Interstellar filminde o bir türlü kenetlenememe sahnesi geliyor ben e, biraz kenetlenme sahnesini izlerken o aklıma geldi ama kenetlenememenin de çok normal olduğunu biliyorum ama e, bizde tabi <laughs> şimdi biz ilk kez gönderdiğimiz için bir de bir astronot öyle bir heyecan yaşandı acaba kenetlenecek mi acaba işte gidebilecek evet, mi evet. gibi ee, dediğiniz gibi bilim okur yazarlığı da çok az olduğu için çok normal. Peki Alper Gezer Avcı ne yapacak orada? 13 gün boyunca neler olacak? Yani aslında Alper Gezer Avcı'nın çok yoğun bir programı var ve üstelik bu program bu Axiom Space'in son göreviyle ee, bir tık daha seyreltilmiş bir program. İlk görevlerde baktılar çok yoğun. Dediler bunun astronotların bu kadar vakti yok. 14 günlük görevler bunlar seyreltelim dedikleri halde hala çok yoğun bir program. E, 13 tane deneye e, aracılık edecek Alper Gezer Avcı orada. E, Türkiye'den aralarında işte Yıldız Teknik Üniversitesi'nin, doğu Üniversitesi'nin ya yani TÜBİTAK'ın e, ağırlıklı yer kapladığı deneyler e, bunlar. Daha bir sürü çeşitli kurum var tabii bunları geçen. Nişantaşı Üniversitesi var, Üsküdar Üniversitesi var, Buş, Muş Bilim ve Sanat Vakfı var. Hani öğrencilerin de akademisyenlerin de katkılarının olduğu e, onların katkılarıyla tasarlanan deneyler gerçekleştirecek. Bunlar arasında TÜBİTAK'ın e, tasarladığı iki e, metal alaşım deneyi öne çıkıyor. E, bunlar bizim hava savunma sanayisinde e, daha dayanıklı alaşımlar üretmemiz için ve e, roketlerin yakıt tahrik sistemlerinin daha verimli çalışması için tasarlanmış deneyler. Bunun yanında üniversitelerin e, epey bitki deneyi var göze çarpan. E, mesela Bitkiler üzerinde CRISPR gen düzenleme teknolojisi kullanılacak. Bunlar daha çok gelecekte uzaydaki astronotlara yaşam destek sistemleri oluşturmayan yollarını arayan deneyler. Çünkü bitkiler orada büyük yer kaplayacaklar. Oksijen üretiminde, astronotların hijyen sağlanmasında, beslenmelerinde, çeşitli şekillerde bitkilere gerçekten çoğunluğumuz kadar bağımlı olacağız orada. Bunun yollarını arayan, bunu ölçmeye çalışan deneyler var. Ee, bunun yanı sıra dünyada ilk niteliğinde bir deney gerçekleştirecek orada Alper Gezer Avcı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Yıldız Teknik Üniversitesi'nin geliştirdiği Algal Space deneyi olması lazım. Ee, orada kutuplardan ve daha ılıman ortamlardan e, alınan orada yetişmiş mikro alpler kullanılacak. Ve onların e, uzayda mikro yerçekimi ortamında nasıl ...davranacakları, gelişimlerine nasıl devam edecekleri... ...karşılaştırmalı olarak gözlemlenecek. Ee, burada ilk kez aslında kutuplardan bir e, mikro alg alınıp... ...uzaya gönderilmiş olacak. İlk böyle alanında ilk bir deneyimiz var. Ee, bunun da yanı sıra gen deneyleri de göze çarpıyor... Mesela şu gerçekten önemli bir deney gibi görünüyor bana şimdiye kadar ki takip ettiğim haberlerden hissettiğim kadarıyla. Ee, uzaydaki bu radyasyon ortamının, yerçekimsiz ortamın tam olarak hangi genlerimizi etkiledi ve bu genlerimizin aslında vücuttaki tam işlevlerinin çözülmeye çalışılacak bir deney var. Yani şimdi böyle düşününce hala vücudumuzda ne işe yaradığını bilmediğimiz genler mi var gibi falan oluyoruz ama e, ya maalesef vücudumuzda hala bilmediğimiz organlar bile var <laughs> yani. Böyle, böyle bir Böyle mi diyorsunuz? E, tabii çok kısa bir süre önce e, geçen yıl ya da önceki yıl falan mesela şu çenemizin alt tarafında, boğazımızın arka tarafında yeni bir organ keşfedildi mesela. Yani hala bilmediğimiz organlarımız var. Bu yüzden bu deneyler gerçekten çok önemli. Ee, bunun da yanısı saymadığım başka deney var mı diye düşünüyorum ee, aklıma gelen gelmeyen. Hmm, Ama ha, genel olarak diyor. üniversitelerle paslaşacağı bir durum var yani. Tabii evet TÜBİTAK ve üniversiteden, e, üniversitelerin tasarladığı deneylerle e, bir de tabii kendi bedeni üzerinde yapılan deneyler var e, bir deney var. Mesela öncesinde evet. de tabii e, Alper Gezer kan verdi muhtemelen orada da sürekli veriyor ve dünyaya döndükten sonra da ölçümleri yapılacak kan verecek vesaire. Yani bu çok tartışılan bir konu. Uzay ortamının e, astronotları tam olarak metabolizmalarını, kas kütle, kemik yoğunluklarını nasıl etkilediği vesaire çok tartışmalı bir konu. Çünkü çok ciddi bir etkisi olduğunu biliyoruz. Uzaya gidip döndüğümüzde boyumuz uzuyor, işte yoğunluklarımız azalıyor vesaire. Ve uzayda en çok kalan kişi e, şimdi adını gerçekten hatırlayamadım. isim hafızam biraz zayıf. E, dünyaya döndüğünde mesela yürüyemez halde falandı mesela örneğin böyle ee, tabii Alper Gezer o kadar uzun süre kalmayacak. Ee, ama yine de çok önemli değişiklikler olacaktır 14 günde de. Şeyi görüyoruz zaten bugünkü bağlantısında Cumhurbaşkanı yaptığı bağlantıda yüzü bayağı şişmişti. <laughs> olabilir. Olabilir. Onunla ilgili şimdi hiç dikkat etmemiştim bunu ama etkisi olmuş o Yüzü şişmiş zaten hani o muhtemelen şeyle ilgili bu tarafa birikiyor <laughs> hepsi. Yüzü bayağı şiş gözüküyordu. Yani geçen seferki bir önceki bağlantıya göre yüzü şişmiş gözüküyordu. Uzay'ın öyle bir takım etkileri var değil mi? Boy uzatma ama sen de Alper, Gezer zannedersem boyunda bir değişiklik olmaz. O çok kısa bir süre çünkü. Evet çok kısa kısa bir süre. Yani yine illa değişiklikler olur. Ama tabii onlar kolay toparlanacak etkiler kısa bir süre kalacağı için. Bir de Alper Gezer Avcı şimdi neden? Hani hepsi genelde savaş pilotları arasından seçiliyor astronotlar. Çünkü e, o savaş pilotları olmanın yani bu, Öyle bir pilotluk görevi yürütmenin ekstra gerçekten artıları oluyor astronotların görevlerinde. Çünkü o yer çekimi kuvvetlerine zaten e, maruz kalmış oluyorlar Dünya'da. Yabancılık çekmiyorlar, sinirleri daha dayanıklı oluyor, refleksleri daha kuvvetli oluyor vesaire. Zaten Alper Gezer Avcı da öyle biri. Muhtemelen o yüzden mesela e, bir bilim insanı gönderseydik bu kısa sürede bir buçuk iki sene gibi bir sürede bu eğitimi alıp giden e, çok daha zorlanabilirdi mesela. zorlanırız Tabii zaten yani Alper Gezer avcı F-16 pilotları arasında da en fazla G kuvvetine maruz kalan ve bu konuda birinci olan kişi. Bu yüzden gitti. Hani bunu da belirtelim. Ee, en fazla G kuvvetine Top Gun filmindeki gibi e, en fazla G kuvvetine maruz kalan kişi. Bu yüzden uzayda. Peki şimdi bundan sonraki süreçte e, Çağla Üren ne düşünüyor? Yani... E, Alper Çağlar Gezer geri geldi. Dünyaya geldi. Türkiye işte bu şey çok konuşuluyor. Efendim 55 milyon dolarlık bir e, harcama yapıldı. Ama ben bu mesela tartışmanın İtalya'da olduğunu zannetmiyorum. Bilmiyorum. Melon'un açıklamalarını da okudum bugün. Gayet işte yeni bir çağ açılıyor gibi cümleler kurmuş. E, bu çok maliyetli bir şey midir hakikaten de ve Türkiye'nin bundan sonraki uzay yolculuğunda daha hızlı mı ilerleriz yoksa daha mı yavaş olur? Ne düşünüyorsunuz? Yani ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki e, genele vurursak 55 milyon dolar aslında düne kadar e, çok daha pahalı bir şeydi uzay uçuşu. Mesela e, şimdi 2020'de NASA'nın bu astronotları gönderme görevini üstlendi SpaceX. Ee, aslında 55 milyon dolar bizim yetkililerimiz benim takip ettiğim kadarıyla onaylanmış bir rakam değil. Yani henüz öyle bir resmi açıklama yok ama SpaceX'in evet. daha önce bu fiyat hani bu olduğu için 55 milyon dolar olduğu tahmini üzerinden konuşuluyor. Ee, şimdi şöyle bir şey var mesela 2020'de SpaceX bu görevi üstlenmeden önce NASA e, Ruslar, Rusların Soyuz sistemini kullanıyordu uzaya astronot göndermek için uluslararası uzay istasyonuna çünkü kendi Space Shuttle misyonlarını kapatmışlardı ve uzaya astronot gönderemiyorlardı aslında yani öyle bir sistemleri yoktu ve Ruslar bir kişilik gidiş dönüş bileti için 85 milyon dolar alıyordu NASA'dan yani bu fiyatlar çok dalgalanabiliyor ve ben şöyle düşünüyorum. Ee, şimdi özel sektörün biraz fiyatları ucuzlatması da aslında giderek tabii daha devam eden bir eğilim olabilir. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Eskiden e, 2000'lerin başında NASA'nın bu şirketlerle az önce bahsettiğim özel şirketlerle yaptığı kontratlar, sözleşmeler e, bunların maliyet riski, ekonomik riski NASA'nın üzerindeydi. Ve eli bu kadar rahat değildi. Ama özel sektörün bu mali riskleri tolere etme e, kapasitesi daha yüksek oluyor tabii özel sektör oldukları için. E, hal böyle olunca onlar bir kontrat değişikliğine gittiler. E, bu kontrat değişikliği mali risklere hem NASA'ya hem özel şirketlere bölüştürüyordu. NASA'nın üzerindeki devletin üzerindeki o mali riskleri hafifletiyordu. E, hal böyle olunca çok fazla oyuncu bu alana girmeye başladı. E Tabii rekabet oluşmaya başladı. Bir de bunun yanı sıra e, teknolojik gelişmeler devam ediyor. Mesela yine SpaceX'in işte merakla bekliyoruz Starship roket testleri var. Şimdiye kadar Fena sonuçlar vermedi o testler. Ve bu e, Starship roketleri tıpkı bizim hani arabamızı park edip tekrar çalıştırdığımız gibi bir roketin e, yere inip anında tekrar yukarı kalkabilmesini sağlayacak. Tamamen yeniden kullanılabilir. Tabii ki şimdiki roketlerin de hani kısmen yeniden kullanılabilir özellikleri var. Mesela denize düşüyor, denizden kurtarıyorlar, alıp tekrar kullanıyorlar bilmem ne. Ama şu olmuyor yani roket yere indi ve kalkışa hazır. Yani araba park etmiş gibi bir seviyede değiliz tabii ki bu seviyeye gelmek ki bence yakın olabilir bu seviyeye ulaşmamız. Çünkü Starship herkesin gözü o Starship roketlerin denemelerinde çok yakın zamanda bir tane daha olacak denemesi. E, o roketler gerçekten maliyeti çok çok daha fazla düşürecekler. Yani burada çok büyük bir yarış var. Artık bütün ülkeler bu Amerikalı Japon, Avrupalı özel şirketlere güveniyor astronot göndermek için. Ve şunu diyorlar. Kendi astronotumu tamam, kendi uzay aracımı tabii ki kendi roketimi geliştireyim, uzay aracımı geliştireyim. Ama tamamen kendim göndermek bana çok ma pahalıya mal oluyor. Neden böyle bir tırnak içinde taksi hizmeti varken ben elimdeki parayı başka yerlere yatırmayayım bu alanda? Evet. Yani muhtemelen zaten... Ya yani artık uyduları da yani Elon Musk taşıyor. Türkiye'nin de dahil Güney Kore'nin, Amerika'nın yani uydularımızı da artık onlar taşıyorlar. Yani çok o uzun zaman şu eleştiri zaten. de çok boş bir eleştiri. Ee, bizim roketimizden neden çıkmadı? yani tabii ki biz roketimizi geliştirmeliyiz. Bu alana yatırım yapmalıyız. Türkiye'nin kendi roketleri olmalı. Çünkü e, biliyorsunuz politik gelişmeler yapıyor. Tabii tabii yapıyorlar. Ben de hani e, o canlı yayınları dinledim. E, uzay etkilileri hala hazırda geliştikleri üç tür roket olduğunu söylüyor. E, ama zaten e, roket geliştirmek hani şey değil. Yani ro elinizde roket olsa bile maliyeti daha düşük olduğu için yine astronotunuza Elon Musk'a göndertebilirsiniz yani. Böyle böyle işliyor. Hani bu bir tartışma konusu. Uzay ne kadar özelleşmeli? Ama bu aslında bizden de biraz bağımsız bir tartışma konusu yani burada hali hazırda çok hız kazanmış bir özelleşme varken bunun dışında kalıp kendi çabalarımızla astronot göndermeye çalışmak bize ne kadar faydalı olur bunu tartışmıyoruz yani bambaşka bir şeyi tartışıyoruz burada hani e, Türkiye neden kendi roketini yapıp astronot göndermedi boşa düşüyor yani biz şunu tartışıyorsak uzay bu kadar özelleşmeli mi gerçekten benim de o fikirlerim daha farklı yani bence bu kadar özelleşmemeli ama Özelleşmiş yani ben <laughs> neden şimdi meczup gibi ısrar edeyim... ...kendim göndereceğim, kendim göndereceğim bilmem... ...daha fazla 2-3 katı para dökeceğim. Yani ben bunun yerine gerçekten e, önemli bir adam olduğunu düşünüyorum... ...Alper Gezer seyahatinin. Ve bunun devamında Türkiye'de gerçekten e, bilimsel kısmının... ...güçlendirilmesi gerektiği, oraya yatırım yapılması gerektiğini... ...yani astronomi bölümleri, akademi, e, bunun dışında mesela şimdi ilk as büyünce astronot olmak isteyen çocukların üstünde çok büyük bir etkisi yani olacak. En güzel onlar için. hisleridir herhalde. Kesinlikle. Yani çocuklar ve gençler için inanılmaz bir şey oluyor. Kesinlikle ve o çocukların yani çok büyük kısmı astronot olmayacak. Hani olamayacaktı demiyorum. Olmayacak. Yani mesela ben de küçükken astronot olmak isterdim ama savaş pilotu olmak istemiyorum <laughs> ve savaş pilotu olmadım. <laughs> Ama mesela bu çocuklar bilime yönlendirilebilirler. Bu yatırımlar sayesinde, bu gelecek yatırımlar sayesinde bilime yönlendirilebilirler. Bundan sonraki en önemli adımların ben bu olacağını ve bunu olması gerektiğini inanıyorum. Türkiye'nin bir de bir ay projesi var tabii. Yani o e, ne aşamada bilmiyorum ya da ne zaman gerçekleşecek ama e, Japonya'nın geçen hafta Değil mi bir gitti aya beşinci ülke oldu zannedersem yanlış hatırlamıyorsam Evet. evet. aya giden zor bir süreç midir ay yolculuğu işte Amerika'da ertelendi yeniden Türkiye ne zaman acaba buna hazır olabilir? Ya tabii çok zor bir süreç aslında yani orada da şöyle bir karmaşa oluyor şimdi. NASA mesela Peregrin diye bir uzay aracı yolladı yine bir özel şirketin aracılığıyla kontratlar e, vesaire sonucunda. E, kısa bir birkaç hafta önce o uzay aracı e, aya yumuşak iniş yapamadı kayboldu gitti maalesef. Ee, ve bu böyle insanlarda bir şey uyandırdı hemen öncesinde de Rusya'nın bir görevi başarısız olmuştur Luna 25 olması lazım yine bir ay görevi insansız uzay aracı gönderiyorlar aslında ama yere çakıldı o da ayda ve şimdi insanlarda şöyle bir şey oldu hani bunlar iki öncü ülke uzay yarışının iki öncü ülkesi bunlar uzaya ilk insanı da bunlar çıkardı Ruslar işte Amerikalılar Ay'a ilk insanı da bunlar yolladı şimdi neden Ay'a alt tarafı bir uzay aracı indiremiyorlar yani aslında bu da bu durumda e, çok iyi özetliyor. Yani uzun bir süredir bu alana yatırım yapmıyor iki ülkede ve bu alanda çok geride kalmış durumdalar. NASA 1970'lerde yaptığı şeyi şu an yapmak için büyük çaba sarf ediyor, büyük mücadele veriyor. Mesela bu, gerçekten... bu, bu, bu çok bizim ne var ne yok da biraz komplo teorilerine çok açık bir yer olduğu için bu çok komplo teorisi olarak yapılır. Yani 1969'da evet. gittiği yere şimdi nasıl gidemiyor? Bilimsel bir Olur. gözle Çağla Ören ne diyor? Yani kesinlikle uzay çok e, dil gibi yani konuşmazsanız unutacağınız bir alan o yüzden bence Türkiye'nin de girmesi önemli en azından bir elimizin orada olması ve oranın sürekliliğinin sağlanması yani çünkü orada devamlı e, bu işe yatırım yapmak devam etmek gerekiyor burada şöyle politik gelişmelerin etkisi oldu NASA uzun süredir e, tekrar insanlı uçuşlarla ilgilenmiyordu. Hatta ben 2015-2016 gibi SpaceX'in National Geographic'le ortak bir etkinliğine katılmıştım. Orada National Geographic Mars diye bir dizi çekmişti. Mars yolculuğunun son derece gerçekçi bir dizisini çekmişlerdi o dönemde. Orada mesela SpaceX yeni artık aktör olmuş bir dönemdeydi. Ve oradaki araştırmacılar hep şunu söylüyordu. NASA unuttu, NASA artık ilgilenmiyor, NASA'nın tekrar buraya dönmesi lazım. Yani aslında NASA uzun süre bu alanı kapatmış durumdaydı. Rusya zaten keza Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra zaten batıştan kurtuldular ki uzay e, yine de çalışmaları devam etti. Uluslararası Uzay İstasyonu'na ortak olmaya devam ettiler oraya astronot yollamaya işte Soyuz Sistemi ile NASA'nın astronotlarını da taşıyorlardı. Ama 400 kilometre yukarısı ve ay aynı şey kesinlikle değil. Yani bu alana küstürmüş oldular tırnak içinde. Ama bu başarılamaz bir şey olmadığını da şurada gördük. Bu iki ülke yumuşak iniş yapmayı beceremedi. Ama hemen ardından Hindistan e, ilk ayın güney kutbu yakınlarına ilk uzay aracı gönderen ülke oldu mesela. Şimdi durduk yere Aa, Hindistanlardan çıktı da bir de bir ilki başardı gibi bir durum ortaya çıktı. Çinliler keza devam ediyor. E, onun ardından Japonya geldi. Japonya'nın da uzay araştırmaları çok güçlü. Hatta orada Ay da... Ayın karanlık uzay... yüzüne giden var mı? E, tabii e, Çin o o tarafa yakın bölgelerden şeyler topluyor ama şimdi bir misyonu daha var, direkt Ay'ın karanlık yüzeyine inmeyi planladı. Onu da hani gerçekleştirebilecek, birçok zor görevler gerçekten e, ve bu Ay görevleri hem bir uluslararası yarışın e, öznesi olmuş durumda çünkü orada değerli madenler, toprak elementleri vesaire olduğu. E, biliniyor ve bunun için de ayrıca ülkeler birbiriyle mücadele ediyorlar. Bilim insanları bunun için de kaygılanıyor. E, oraya politik tartışmalarımızı aya mı taşıyacağız? Politik yarışı aya mı taşıyacağız? Yani, ayın var. Kim? Biraz bu tartışmayla galiba evet. önümüzdeki 20-30 sene sonra konuşacağımız Hı -hı. şeyler. Yani ülkeler burada yarışta bir de üstüne özel sektörün yarışı var. Yani Japonya'da da çok güçlü bir uzay sektörü var. Ve hatta mesela Türkiye'nin de e, Japonya'yla da Alper Gezler Avcı'nın görevi için görüştüğü e, biliniyor mesela daha önce. Yetkililer açıklamış ile görüştük ama işte bu görevde karar kıldık vesaire diye. Yani çok güçlü aktörler var ve e, yeterince düzenleyici yasa da yok. Ve biz bence yani e, yakında ya da uzakta bir şekilde buraya zaten dahil olmak zorunda kalacağız eğer dünyada bir aktör olmayı sürdürmek istiyorsak. Tıpkı İsrail gibi Baye gibi onlar da e, mesela Baye kısa bir süre önce yine Marsa Mars yörüngesine uzay aracı yolladı. Yani baktığınızda neden Baye'nin ne iş var gibi bir böyle bir düşüncelere kapılabilir. Şaşırmıyoruz evet. Evet, evet kesinlikle. Ee, bizden önceki Axiom Space diye yanlışitirliyorsam, misyonlarla e, birçok Müslüman astronot gitti uzala, uluslararası uzay istasyonu, hatta oradan kabe fotoğrafları paylaşıldı. Yani her ülkenin burada bir e, şeyi var, gözü var ve e, buradan geri kalmamak gerektiği e, aşikar olarak görülüyor yani. Peki son olarak Alper Gezer avcı zaman farkımız var mı şu an onlarla? Ee, yani zaman orada çok garip <laughs> çünkü onlar bir günde 16 güneş doğumu 16 olması lazım şimdi sayı. evet. Evet. <laughs> 16 güneş doğumu falan görüyorlar yani. Ee, tabii yine ortak bir zaman dilimi kullanıyorlardır ama gerçekten orada zaman çok daha komplike akıyor. Ee, ve orası hani bölünmüş de durumda Rusların tarafı var e, Amerikalıların tarafı var bizimkiler evet. genelde Amerikalıların tarafta kalıyorlar e, şimdi bir de Ukrayna Savaşı ile birlikte orada böyle iyice bir ayrışma oldu uzaya da yansıdı o ayrışma yani orada e, çok ilginç bir ortam olduğuna inanıyorum mesela Alper Gezer Avcı döndüğünde mutlaka birçok röportaj verecektir mesela ona dair bir gerilim hissetti mi nasıl Hey ben de çok merak ediyorum yani neler şimdi deneyimledi orada bu, uyumak falan nasıl oluyor yani uyuyorlar ama <laughs> ben olsam kolay uyuyamazdım. Ya. Muhtemelen Alper Gezer Avcı iki gün uyumaz diye düşünüyorum. Evet muhtemelen. Peki <laughs> Çağla Öğrene çok teşekkür ediyoruz. Ee, Çağla Hanım size nasıl ulaşacaklar bir telegram kanalı varsa burada duyurmuş da olalım size de bir faydamız olsun. Tabii çok teşekkür ederim. Ee, benim aslında hafıza kartı diye bir e, mail bültenim var. Her hafta pazar günü okurlara yolluyorum. Orada e, her haftalık e, öne çıkan bilim teknoloji... E, gelişmelerini böyle kısa kısa geçtiğim, bazen de daha uzunca yer verdiğim bir bülsen. E, oraya abone olabilirler. Çok sevinirim. E, ben Twitter'dan da bulabilirler. Dediğiniz gibi Telegram kanalında var. Bütün sosyal medya hesaplarım var. Sosyal medyada e, aktif bir insanım. Her yerden ulaşabilirler bana. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Çağla Öğren. Çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Efendim yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı mutlaka yazın. Abone olmayı unutmayın. Artık 800 bine doğru birlikte yürüyelim. E, ve ne kadar çok like ederseniz. Yani ne kadar çok beğenirseniz. Algoritmalar gereği video o kadar çok öne çıkıyor. O yüzden yani izleyip çıkmak yerine en azından bir like ederseniz. Bizler çok mutlu oluruz efendim. Ve ne var ne yok artık haftada iki gece hem salı hem perşembe saat 23.30'da bizleri de izlemeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.